that way. Yeah. Big Daddy gon' get it on Macy Gray. Yeah. Raindrop, drop top, drop top. Smoking on cooking in the hot box. Cookie, fucking on your bitch, yeah, thought, thought, thought. Selam gençler. Bugün yeniden 2020 yılında oynanır mı serisi çekeceğiz. Ama bugünkü oyunumuz zaten 2020 yılında çıkmış bir oyun. Ama gerek içeriği, gerek tasarımı, gerek grafikleriyle birazcık eski tarzı anımsatan bir oyun. Bugünkü oyunumuz belki anlamışsınızdır. Rebirth M arkadaşlar. Rebirth M 2020 yılında oynanılabilecek bir mobil oyun mu? Bugün bunu tartışacağız. Bugün bunu inceleyeceğiz. Benim de Google Play'de gezerken dikkatimi çekti. Dedim biz bunun bilgisayar versiyonunun gameplay'ini yaptık. Neden mobil versiyonunun gameplay'ini yapmıyoruz? Hemen şöyle bir karakterlere göz atarak başlayalım. Karşımıza ilk etapta okçumuz çıkıyor. Daha sonra Slayer'ımız var arkadaşlar. Slayer çift bıçak taşıyan bir Blade Master gibi düşünebilirsiniz. Bir adet de Wizard'ımız var. Wizard zaten büyücü. Bir de Berserker'ımız var. Berserker de büyük kılıç taşıyor. Yani hantal bir karakter. Ben sevmem. Ben okçuyla devam edeceğim. Bu arada oyunda herhangi bir özelleştirme yok. Sadece 3 seçenek var. A, B, C falan tarzında. Hazır stiller var. Ben bugün zaten açtığım okçumla devam edeceğim. Bu arada şu an oyuna giriş yaparsanız gerçekten güzel ödüllerle karşılaşabilirsiniz. Sizin seviyenizi yükseltmenize yardımcı olacak ödüllerle. Ve ben şaşırdım yani. O yüzden aslında bu videoyu çekiyorum. Oyunu Google Play'de değerlendirmeleri çok iyi. Oynayan kişilerin çoğu beğenmiş. Ve ben birkaç araştırmadan sonra hani bu oyunu sizlere tanıtma gereği duydum. Çünkü aranızda uzun süredir mobil MMORPG oyun arayanlar var. Belki seversiniz de oynarsınız gençler. Ulan direkt karşıma çıkan karaktere bak. Yani grafikleri falan güzel. Şu an her şeyi full ayarlarda oynuyorum. Hani herhangi bir kasma donma yok. Umarım bir sıkıntı yaşamam. Videoda FPS drop'u yemem. Hemen şimdi yavaştan görevlere başlayalım. Bu arada teleport kağıdım var. Ya oyunda sürekli olarak görevler şu mantıkla ilerliyor. Şimdi doğruya eğriye eğri. Sürekli ona git, bunu git, bunu kes. Bu şekilde ilerliyor. Daha sonra da oyunda bu arada level sistemi çok yüksek. 250 level'lara kadar çıkabiliyorsun. Dungeon ve PvP olayı var. PvP genelde arenada dönüyor ama gerçekten zevkli. Çünkü oyunun gördüğünüz gibi old school havası çok fazla. Hani böyle aman aman animasyonlara boğulmamış muazzam renklendirmeler yok. Güzel bir karakterimiz var. Orta tasarlanmış bir dünyamız var. Kasılması çok zor değil, çok kolay kasılıyor. Önemli olan dungeonlardan, raidlerden bundan sonraki itemlerinizi düşürmek, itemlerinizi toplamak. Oyunda Türk klanları, Türk oyuncuları da fazlasıyla mevcut. Ve oyunun inanır mısınız Google Play'de puanı 4.4. Gerçekten uzun zamandır normalde bu tarz bir oyunu millet yargılarlar. Bu ne 2020 yılında böyle oyunun mu oynanır? Böyle grafik mi olur falan filan diye bu oyunu şaşırttılar beni yani. 4.4 puan vermek gerçekten tuhaf. Yeni başlayanlar da oyunu beğenmiş. Hani ben de bir şans vermek istedim. Zaten bir saat falan oynadım. Ortalama 80 kaç level oldum? 80 level, 85 level falan oldum. Herhangi bir sıkıntı olmadan da şu an oynamaya devam ediyorum. Oyunun basit bir arayüzü var zaten. UI HUD tasarımları çok rahatsız etmiyor ama yine de bence biraz daha optimize edilebilir. Artık çok da şey yapmayacaksın. Yeteneklerini göstereyim size gençler. Gördüğünüz gibi şöyle yeteneklerimiz var. Oo, bu yeteneği kullanabilir miyiz ki ya? Bu yeteneği bir kullanalım. Neymiş bunun? Bak bu sağda zaten bilgileri var. Buraya koyabilir miyim? Koyamazmışım. Bence şu yeteneklerine bunu koyalım. Dur. Nasıl yapıyoruz? Şunu. Unregister yapıyorum. Daha sonrasında bunu register'lıyorum. Buraya alıyorum. Okey. Bir turda geliştireyim bunu. Bu iş yapar ya. Pasif yeteneklerimiz de burada gençler. Pasif yeteneklerinize de mutlaka önem verin. Yaptığım araştırmalar doğrultusunda ileriki zamanlarda oldukça işinize yarıyor. İki seçenek sunuyor gençler. Hangisini seçerseniz seçin. Her türlü gidiyorsunuz, vuruyorsunuz, adam öldürüyorsunuz. Bir haftalık ışınlanma kağıdı verdi. Her yere yürümeden ışınlanarak gidiyorum. Size yürüyüşünü gösterip daha sonrasından hemen ışınlanacağım gençler. Bu yetenek daha iyiymiş ya. Bir tane böyle en güçlü yeteneğini kullanırken gördüğünüz gibi etraf siyah oluyor. Bunu hangi oyundan hatırlıyorsunuz? Hadi bakalım bilebilecek misiniz? Evet.
Axe'de de aynı bu şekilde oluyordu. Şu an oluyor mu bilmiyorum ama ilk zamanlar kesin ve net oluyordu. Böyle güçlü bir yetenek kullanacağı zaman etraf siyah oluyordu. Hani sürekli bir şeyler öldürüyoruz gençler. Sürekli bir şeyler öldürüyoruz. Ha, şikayetçi miyim bu durumdan? Şikayetçi değilim. Bu arada sevgili ve saygıdeğer oyuncularım, oyuncularım diyorum, abonelerim, gördüğünüz gibi oyunda otomod fazlası mevcut. Abi otomoda takılmayın. Girin oynayın oyunu. Gerçekten diyorum. Az dişini sıkın. End game yapın. Oyun sizi emin olun mutlu edecek. Gerçekten mutlu edecek. Hani kötü bir oyun değil. Gerçekten değil. Hani bu kadar kişi olumlu yorum yaptıysa, beğendiyse bir bildiği vardır. Size göre olmayabilir. Ona bir şey diyemem. Ama MMORPG arıyorsanız hani bir girip deneyin derim. Şansınızı kaybetmeyin. Bakın gördüğünüz gibi karakterimize tıklıyoruz burada. Karakterimin itemlerini bu arada bana oyun verdi, mor itemlerini. Artı basma falan zaten fazlasıyla mevcut. O her MMORPG'de olduğu için. Dungeonlar burada gençler, gördüğünüz gibi. Mega Tower var. Event var. Elite. Raids. Bu senaryo mu yazmak istemişler? Ne yazmak istemişler? İşte ondan var. Buralardan işte gördüğünüz itemlerinizi, artı basma malzemelerinizi falan düşürüyorsunuz. Guild var. PvP seçeneğinde arena PvP'lerini belirleyebiliyorsunuz. Friend biri. Günahkar 27 bana arkadaşlık site yollamış. Galiba Türk. Başka neleri gösterebilirim size? Bakın burada questler var. Quest pencerenizi buradan takip edebilirsiniz. Başka da öyle ekstra bir şaka. Bu arada transform olayı var bunda. Bazı canavarlara ve yaratıklara dönüşebiliyorsunuz transform kağıdıyla. Bakın bende bulunan transform kağıdıyla. Şimdi bakın transform oldum ve dönüştüm. O canavarlar gibi vurabiliyorum. Bak hızlı hızlı seri seri, ama bu canavar abimiz biraz güçsüzmüş sanki. Neyse, az canavar takılacağız. Ya tabii elit canavarlar buldunuz. Mükemmel hasara sahip canavarlar buldunuz. Onları kaydedip transform kağıdıyla dövüşebilirsiniz. Dönüşebilirsiniz. Binek sistemi de mevcut oyunda. Yalnız ben bundan sıkıldım. Şimdi dönüşmek istiyorum. Nasıl dönüşeceğim? Buna dönüşebilir miyim? Hop, dönüştüm. Oha! Bu çok iyi. Bu herkesi tekliyor. Başta niye buna dönüşmedim ben? Bakalım. Yüce ablamız şöyle bir yakından bakalım sana ya. Oo, çok korkunç. Haydi bakalım. Ne öğreteceksin? Yok abi. Bir şey öğretmeni istemiyorum. Yani bak, en sevdiğim özelliklerden birini koymuşlar abi. Çoğu oyunda bu sistem yoktur. Bak, 95 level oldum. Video attığımda kaç leveldim, şimdi kaç leveldim? 95 level oldum. Bir şey öğrenmek istemediğin zaman hani sorgusuz sualsiz abi, direkt geç. Bas geç yani. Yürüme kardeş, teleport kağıdımız var, bedavadan teleportlayalım. Yani gördüğünüz en üstün grafikler bunlar gençler. Bakayım, bir kontrol edeyim. Grafiklere bakalım. Full HD. Her şeyi göster. 60 FPS. Hepsi 10. Yani hepsi fazlasıyla açık. Daha ne açacaksın ki? Bu arada oyunda kostümizasyon sistemi falan da var gençler. Ben size onları da göstereyim. Başka oyuncuların kostümlerini. Bu adamın görebiliyor muyduk ya? Aa, göremiyorduk ya. Doğru. Arkadaşlarımızınkini mi görebiliyorduk acaba sadece? Öyle bir durum vardı galiba bu oyunda. Bazen böyle MMORPG oyunlarında oluyor ya. Arkadaşlarımız da göremiyormuş. Ya anlatmaya çalıştım. Kanat sistemi de var. Kostüm sistemi de var. Bunların hepsi oyunda mevcut gençler. Görevlere yapmaya devam edelim. Bu arada oyun hakkındaki görüşleriniz neler? Craft'ı öğretsin lan bakalım. Craft nasılmış? Simit'e giriyoruz. Craft'a tıklıyoruz. Ha, burada craft penceremiz var. Craft'ların bulunduğu. Orb. Bunu öğrenmiştim ama sanki ben ya. Bunu diğer başka bir karakter kasmıştım. Onu da hatırladım şimdi, bu görevi yaptığımı. Bir daha da başka bir şey öğreneceğim demem. Bu bana yetti. Tüm bilgi birikimimi karşıladım. Daha fazla herhangi bir şey istemiyorum. Bineği ne zaman verecek acaba bana ya? Ben kendi halime dönüşmek istiyorum. Tamam artık.
Okçu olalım abi, bu ne ya? Büyücü 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 istesek büyücü olurduk. Nasıl gençler sizce oyun? Oyunu bir değerlendirin bakalım yorumlarda yani. Grafiklerinden konuşun. Yetenek animasyonlarından bahsedin. Hani benim videolarda yaptığım gibi sizden de yorumlarda bekliyorum. Hani şunlar şunlar hoşuma gitti, şunlar şunlar hoşuma gitmedi diye. Yani bu oyunu vakit bulursam mutlaka hani kasacağım, şey yapacağım. Eğer siz beğenirseniz, yorum yaparsanız, bunları belirtirseniz hani bir PvP videosu da çekmek isterim bu oyunla ilgili. Çünkü hani oyunun PvP'li PvP ortamı da kötü değil, güzel yani. Yalnız abi bu ne ya? Bu kadar çok da öldürtülür mü ya? Hala binek vermedi bana ya, biliyor musun? Hala binek vermedi. Kaç level adam oldum, hala bineğim yok. Oyunda kaç tane server var? Bir tane mi? Dört tane mi ne? Dört taneydi galiba, tam hatırlamıyorum şu an ama ya serverlarda ortalama hani işinizi görecek kadar oyuncu kapasitesi var gençler bence. Hani saat dilim uyuşmazlığından dolayı belki bu saatlerde biraz seyrek oyuncu olabilir ama hani birkaç saate falan oluyor yani, oyuncu doluyor biraz. Baya baya Türklerin konuştuğuna da ben defalarca kez şahit oldum. Zaten mutlaka Facebook grupları falan vardır bu oyunun. Oralara girersiniz ya da Telegram grupları, Discord'ları bir şekilde vardır. Orada hani oyunu oynayanlarla mutlaka tanışırsınız. Şöyle bir manuel oynayalım kendimiz. Bakın, oyunu manuelde oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Gir abi, gir abi. Manuel bir şekilde. Zaten abi ne yapacağım bunda? PvP'de oto şey oynayamazsın ki. Çünkü yeteneklerin sütun atanı var. Önce atıp sonra atman gerekeni var. Gördüğünüz gibi bir okum yakın birçok slota vuruyor zaten. Ya vurmayalım. Size şey gösterebilir miyim acaba? Bak. Bu çok 10 numara bir şey gençler, bakın. İstersem chat ekranını kapatabilirim. Tamam mı? Bu UI tasarımını kendimize göre şey yapabilmek mükemmel. Teleportu kapatabilirim. Sonra bunlar görmek istemediklerimi kapatabilirim. Bunların hepsini yapabilirim. Bakın. Chat ekranı kapandı. Gerek yok şu an. Abi durun, salın beni bir. Salın beni bir. Mesela abi ne? A3'te yok mu mesela? Anladın mı? Olması lazım yani. Böyle kenara çekilelim. Oyunu son kez bir değerlendirelim şöyle. Yani gördüğünüz gibi gençler, Rebirth M böyle bir oyun. Grafikleri kötü, iyi değil ama idare eder. Mükemmel değil. 2020 yılına göre zayıf grafikler ama leş grafikler de değil. Bilgisayarda oynarsan leş, telefonda oynarsan iyi bence. Hani bilgisayar versiyonunu oynadığım için söylüyorum. Yetenek animasyonları vasata yakın. Hani çok iyi yetenek animasyonları yok. Ama hala söylüyorum, yine kötü değil. Telefonunuz kötüyse, bakın benim telefonum video kaydındayken hiçbir oyunu full ayarlarda oynayamıyordu. Mobile MMORPG bu oyunu oynayabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan. O yüzden telefonunuzun özellikle kapasitesi düşükse deneyebileceğiniz bir mobile MMORPG. Hani ayrıyetten dungeonlar, raidler, farklı olaylar, PvP arenaları, bunların hepsi de mevcut. Türk oyuncular da var. Hani bence oynanabilir yani, gayet 2020 yılında tercih edilebilecek bir oyun. Benim görüşlerim tamam, sıkıntı yok. Sizin görüşlerinizde mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarda her attığınız yoruma özellikle cevap veriyorum. Hani saçma sapan da değil, bizzat konuşur muhabbet edercesine cevap veriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek vermek isterseniz kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla destek vermek isterseniz de bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.